Bütün akşam. Evet, oylama sonucu şey seçildi, Mordor seçildi ama ben yine de bir göstereyim ne var ne yok diye. Şöyle ki Sovyet Union koymuş oraya ya. Allah'ım ya Rabbim. Oyunda komik göndermeler şeyler var bu sırada. Onu göstereceğim. Vessel Kingdom of Angmar var mesela burada. Rudaur var. Anduin var. Rivendell, Moria, Lothlorien, Enedveth, Isengard, Kingdom of Rohan. Rohan'la ilgili çok komik şeyler oluyor. Rohan demokratik bu sırada ilginç bir şekilde. Gondor da demokratik. Kralla yönetilen ülke nasıl demokratik oluyor bilmiyorum ama demokrat demiş onlara. Sauron var tabii ki faşist. Neutral olan bir Saruman var. Acaba hiç komünist var mı lan? Ona hiç bakmadım. Şöyle bir genel olarak bakarsam ya herkes neutral gibi duruyor yani. Bir umut belki bir yerden bir komünist buluruz dedim ama yok koymamış. Moria'da mesela şey var. Başıboş Balrog var. Başıboş Balrog yüzünden de bayağı bir penaltı yiyorlar. Enteresan ya. Oturup deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Ben oylamaya sundum. Kazanan Mordor oldu oğlum. Niye Isengard'la oynayayım? Twitch chat'i de açayım da. Saruman'ın askerleri izlemiş. We'll die for you. Swear it. We will fight for Saruman. Şimdi şöyle ağaçları ufaktan bir göstereyim isterseniz. En sağdan başlayarak gideceğim. Burada Wrath of the Fell Beasts var. Nazgûl'lerin binekleri için şey yapılmış. Uçakları açmak için şey yapıyor. Endüstriyi buradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Decentralized veya centralized olarak. Daha sonra research slot kazanıyorsunuz ve böyle devam ediyor. Fate of Minas Morgul var. Minas Morgul'dan devam edip şey yapabiliyorsunuz. Minas Morgul'u serbest bırakabiliyorsunuz ve oraya bir kral atayabiliyorsunuz. Witch King oranın başına geçiyor. Liberate Minas Morgul veya Integrate into Mordor var. Core oluyor o bölge. Onun dışında askeri kısım var burada. Bağımlı gibi gözükse de aslında değil. Tamamen bağımsız. Military effort yapıp buradan askerlerinizin ne tür gideceğini seçiyorsunuz. Mesela burada saldırısı daha iyi oluyor ama reinforce rate'i daha az oluyor. Burada da tam tersi defensive var. Atak bonusunuz yok. Özel birlik veya armorlu birlik yapabiliyorsunuz. Burada manpower veriyor. 3 tane Land Doctrine bonus falan geliyor. İlginç bir yapısı var yani. Barad-dûr'ü şey yaptığınızda tekrardan yaptığınızda 100 petrol 50 demir alıyorsunuz. Hiyerarşiyi kuruyorsunuz. Ondan sonra isterseniz Sauron'a karşı gidiyorsunuz. Komünizm artıyor o zaman da. Orklar devralabiliyor veya Gondor'dan yardım isteyebiliyorsunuz. Eti menüye geri koyabiliyorsunuz ki bence güzel bir mevzu olmalı. Zaten popülasyonu %1 azaltıyor. March on Barad-dûr var. Barad-dûr'a yürüyüş var yani. İç savaş çıkartıyor anasını satayım. Orkların diyarı oluyor ve Spread the Revolution oluyor. İlginç bir şekilde Rohan'da ve Gondor'da komünizm yaymaya başlıyorsunuz. Submit the Sauron var. Sauron'a boyun eğiyorsunuz. Nazgulleri tekrar getiriyorsunuz. Yüzük için koşturabiliyorsunuz veya ally'larınızı oluşturabiliyorsunuz. Yine burada etrafınızdaki ally'ları kendinize katmak gibi şeyler var. Evet. Genel olarak baktığınızda fena değil şeyi. Fakat bu tarafa çok girecekseniz oyunu uzun şeyden almanız gerekiyor. Uzun yapıdan almanız gerekiyor. Swift giderseniz de 350 gün boyunca %20'lik atak bonusunuz oluyor. 320 gün boyunca iyi vuruyorsunuz. Sonra 250 gün boyunca tekrar bir atak ve reinforce rate bonusunuz var. Ve direkt savaş açabiliyorsunuz. Erebor, Gondor veya Dale'a. Yani bu taraf hızlı bir gidişat için bayağı bir askeri bonus veriyor. Kullanabilirsiniz. Şimdi başlangıç olarak Barad-dûr'la başlayacağım. Barad-dûr, ondan sonra hiyerarşiyi yapacağım. Ondan sonra bakarız ya.
fabrikalara da bir basalım. Araştırma ağacını da göstereceğim. Niye et yemiyoruz demiş. Orçunlusu onu çok iyi yapardı. Evet, araştırma kısmında weapon kısmını bir tek şey yapmışlar. İşte archer support'tur, kalkanlardır, bilmem nedir. Boru eklemiş. İşte meşale falan eklemiş gece savaşı için. Bir de burada anti-tank füzesi var. Tamamen ayrı bir şekilde. Motorize şeyini değiştirmiş. Onun dışında her şey aynı. Yani çok büyük bir değişiklik yok ağaçta ama atıyorum işte artileri yapmak, archer'ları, okçuları geliştiriyor. Ya da uçak yaparsanız aslında uçaklar Nazgûl büyük ihtimalle. Felbeast'ler şey muhtemelen. Öyle geçmiyor ama muhtemelen öyledir. Yani artilleri ya Archer dediğine göre o da öyledir. Division anlamında ekleyebileceğiniz standart bearer'lar var mesela. Bunlar şeyler, sancak tutan şeyler. Organization veriyor mesela. Güzel organization veriyor. Crossbow Marksman var. Marksmanlar güzel saldırı bonusları vesaire veriyor. Archer'larla aralarında ne kadar fark varmış? Archer daha çok soft veriyor mesela ona göre. Siege Leather Brigade'ler var. Bildiğiniz merdivenli birlikler yani. Anasını satayım. Bunlar bile at gibi şey veriyor. Defense bonus veriyor. Neden defense bonus verir bilmiyorum ama veriyor. Ve dağcı birlikler var. Enteresan bir oyun. Bakalım yani nasıl olacak, ne kadar şey olacak. Göreceğiz. Sanırım tank gitmek iyi olabilir. Verelim de hızı. Güzel eventleri var. Eventler eğlenceli. Onun dışında Gondor'un mesela Fate of Gondor'u var. İstersen Boromir'i Fellowship için yolluyorsun ya da Faramir'i Fellowship için yolluyorsun. Honor Isildur's Legacy var veya Aragorn'un claim'ini yıpratma var ve komünizme doğru gidiyorsun yine. Oyunda hep kötü şeyler komünizme yorulmuş bu sırada. İlginçtir. Aragorn'a suikast falan var. Yeni bir kral çıkartıyorsun başa işte. Denethor bırakıyormuş. Denethor 2. Ha. Okey. Denethor yine başa geçiyormuş. Yüzüğü Gondor'a geri getir varmış mesela. Savaş için hazırlanmalar bilmem neler. Endüstri. Rohan'da neler var mesela ona bakabiliriz. Fate of Rohan var. Kralın servisine Grima Wormtongue'ı kabul etme var. Theodred'den kurtul. Eomer'e suikast yap. Grima'yı Eowyn'le evlendir. Theoden'den kurtul. Vay anasını satayım ya. Isengard'la birleş varmış mesela bak. Helm's Deep'e havaalanı. Helm's Deep'e şey... Fort. Cleanse the Orc Invasion falan varmış. Gandalf'ı kabul et var. Ticaret şeyi varmış Rohan'ın. Onun için güzel bir fabrika alanı var gibi duruyor. Benden daha iyi duruyor en azından. Öyle söyleyeyim size. Yani enteresan. Bayağı enteresan. Şair'a da bakalım. Hadi değişiklik olsun. Şair jenerik anladığım kadarıyla şu kısım. Jenerik olmalı. Neymiş? Bak Saruman'la şey yapabiliyorsun. Pasifist olabiliyorsun. Isengard'la birleşebiliyorsun. Kendini şey yapabiliyorsun. Kaderimizi kendimiz belirleyelim diyorsun. Düşünsene yükselen bir şair var ve orta dünyayı işgal ediyor. Anasını satayım. Bu neyin kafası ya? Evet. Başlayalım. Beşinci günün şafağı görmedim. Vardır belki. Game of Thrones modu yok. Onu CK için soruyorlar da. Agot daha önce yayında yaptım zaten. Bıktı millet. Okumuyor ki millet. Ben okuyorum, çeviriyorum eventleri. Kimse dinlemiyor. Zaten event üstüne kurulu gidiyor CK2 Agot. O yüzden çok mantıksız. Balin ölmüş ve Moria'da özgür orklar Moria'ya savaş açmış durumda. Tipe bak ya. Wartime Emergency Measures var. Moria'nın kaderi. Balrog'a boyun eğ veya Balrog'u avla diye şeyleri var bak. Bunlarda da bayağı enteresan. Mithril tanklar. Böyle bir şey var mı? Allah'ı seviyorsun. Mithril'den tank yapıyorsun. Düşünsene ya. Şair'de paranormal olaylar oluyor diyor. Acaba nedir? Hayır her şeyi de yapalım hemen. Biraz political power iyi gelir. Mantıklı tabii ki. CK2 Agot'un İngilizcesi tabii ki iyi düzeyde yani. Sormam bile yanlış.
Yaşasın komünist orklar demiş. Gandalf dakik olacak. Ya oyun tam böyle şey gitmiyor. Onu söyleyebilirim size rahatça. Dakik gitmiyor oyun. Endüstriyi bir yapalım. War ekonomiye geçelim. Sonra şu closed economy ve service by requirement'ı halletmeye çalışacağım. Biraz kötü başlıyor o açıdan. Mordor. Yüzük savaşları nasıl oluyor? İyiler... Yok ya, o kadar şey düşünmeyin oğlum. O kadar birebir düşünmeyin ya. Adam tamamını yapmış. Helal be. Tam Yüzüklerin Efendisi gibi falan diye düşünmeyin. Çok yanıltır yani. Yapmayın onu. Tankla falan gezebiliyorsun çünkü anasını satayım yani. Abuk subuk işler var. Mesela Ortaing burada. Edoras biraz daha kenara kaymış durumda. Miğfer'de bir de öyle. Yani bilmiyorum ne kadar şey olmuş harita kısmı. Mordor. Aynen. İyi İngilizce bilmen lazım tabii ki. Shire Baggins. O burada var. Torture Gollum var bak. Gollum'a şey yapıyorsun. İşkence yapıyorsun. %20 decryption veriyor. Anasını satayım. Düşünsene savaşta olduğunu, Gollum'a torture ettiğini. Yani ne kadar güzel bir kazanç sağlar. Export focus yapacağım. Memleket biraz kalkınsın. Construction speed'idir, üretimidir, bilmem nedir. Biraz gaza gelelim. Efendimiz, kıymetlimiz demiş. Sırf adet yerini bulsun Kaan Hui nerede demiş. Angmar. Angmar şu an Vessel Kingdom olarak geçiyor da o da değişiyor. Erebor var. Erebor'a hiç bakmadım bak. Erebor'da da Fate of Erebor varmış. Cücelerin evi. Swords and Axes. Hammers and Shovels. Büyücülerin kapışması Ortenk'te. Gandalf ile şey. Saruman kapıştı. Dwarf Imperium varmış. Sons of Durin diye şey yapıyorlar ya. Ya da şeyle bak. Dale'la veya Gondor'la birleşebiliyorlarmış. Bunlar da enteresan ya. Bunlar da bakılabilir. Onlar da mitril tank yapıyormuş. Mitril tank ne oluyor tam olarak? Ne şeyde çıkıyor bilmiyorum da. Ne yapıda? Biz light'tan ilerleyeceğiz. Tararat tat tararat 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 tat. Elfler var canım. Niye olmasın? Lorien, Rivendell, Mirkwood. Üçü de var. Harbi şaka maka onların kendine ait şeyleri var mı? Var. Galadriel'den kurtularak yine komünist kısımda Galadriel'den falan kurtuluyorsun. Bak çok acayip acayip şeyler ya. Patriark veya matriark başa geçiriyorsun. Diktatör oluyorlar bunlar. Beorn'u şey yapıyorsun. Aklını ele geçiriyorsun Beorn'un. Enteresan. Ya da Elrond'u yanına çekiyorsun. Abuk subuk şeyler var. Güzel yani, bilmiyorum, eğlenceli. Geyik. Geyik olması güzel zaten ya. Dararat, 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 dararat. Şöyle bir şey var bu sırada. Ring to rule them all. Yüzüğü ele geçirirseniz ya da o Nation Spirit gelirse herhalde öyle geliyordur. Sauron bir kere Ring Bearer oluyor. Division Attack artı 10 alıyor. Sonra da Legacy of Morgoth geliyormuş. Stability %20. Division Recovery Rate kazanıyorsunuz. Yani bayağı iyi. Biz şu şeyi bitirmeye devam edelim. Modun versiyonundan emin değilim. Toss me. Don't tell the elf. Aynen öyle. Dırırıt tıt. Manpower sizi çok şey yapmasın bu sırada. Gözünüzü boyamasın. Çünkü bayağı bir service by requirement'ta başlayarak şey yapıyor. Bunu atmazsak üzerimizden zaten üretimdir, construction'dır bayağı kötü etkileniyor. O yüzden onu da atacağım bir sonraki şeyde. Alacaksın şairi Mordor'da 5 çayı içeceğiz. Bir de generaller var mı abi? Var var. Şu an almıyorum çünkü Nazgül'leri geçireceğim başa. Normal şey geçirmeyeceğim. Hipotiroidizm hastalığına yakalanmış Theoden. Theoden saçmalamaya başlayacak biraz. Extensive'i al.
Güzel, malzemeler kendini topluyor. Biraz division basalım. Şey biraz sıkıntı. Sınırları çok keskin kapatmış mesela modun yapımcısı. Dolayısıyla hani savaşlar biraz sıkıntılı oluyor. Çok böyle durağan, çok yerinde kalan bir savaş oluyor. Ya da siz hani atıyorum geri çekilip ona göre şey yapabiliyorsunuz. Rivendell'de şey oldu. Gizli bir konsey. Sonra da Fellowship of the Ring, yüzük kardeşliği ortaya çıktı. Doğrudur. Isengard da eğlenceli olur ya. Niye olmasın? Fires of Industry yapıyor. Fangorn'u yakmak var. Gandalf'la birleşebiliyormuşsun bak. Sauron'a karşı ol. Gondor'la birleş var. Yüzüğü al, yüzüğü kendi şeyinde tut var. Yüzüğü sen alıyorsun. Enteresan şeyleri var bunda. Rohan'ın köle askerleri. %6 Nankor Manpower alıyorsun. Oha. Mevzuya bak lan. Rohanlıların şey için savaştığını düşünsene. Isengard için savaştığını. Harbiden çok hoşuma gitti şu an yani mevzu. Doldur anam, doldur fabrikayı. Şimdi Submit the Sauron'dan devam edelim biz bir. Biraz da doktrin yapalım da. Oyunun başlama tarihi ne zaman oluyor? 36'da başlıyorsun da ne fark eder sonuçta hani mod bu. Ne garip bir soruydu. Türkiye map. Burası dünyada neresi diye soru mu geldi gerçekten mi? Yok, Decision'da ilginç bir şeyler yok. Decision'a ilginç bir şey katmamış. Normal duruyor onlar. Onlara daha bulaşmamış. Yüzüğe ava çıktık. Şimdi Gollum'u bir şey yapalım. İşkenceye tabi tutalım. Konuşsun pezevenk. Ondan sonra bakarız duruma. Nazgülleri de getirelim. Mordor. Oylamada Mordor çıktı. Mordor. Şimdi War Industrialist hemen alalım onu da. %10 construction speed veriyor madem. Patır kütür dikeriz şeyleri. Hayır canım, bildiğin Yüzüklerin Efendisi modu bu. Yüzüklerin Efendisi serisiyle başlıyor. Şuradan reinforce rate de ver. Ama sen zayıf değil misin derken? Harbi orçunluktu bu mod. Niye et yemiyoruz diye şey yapardı. Şeyi çok sevdim ya. Şurada eti menüye geri koyma diye şey olması çok hoşuma gitti ya. Evet, %5 ihtimalle yüzüğü bulabiliyoruz. %95 ihtimalle bulamıyoruz. Daha sonrasında 1940'ta şey olayımız var. Death March'ta yüzüğü arama olayımız var. Minas Morgul'a şu an gerek yok da şuradan gitmeme ihtiyaç var. Askeri anlamda gelişmemiz için. Orklara talim yaptır. Niye et yemiyorsunuz? Tam o şey geliyor. Orçun ikide bir kulağıma geliyor öyle. Niye et yemiyorsunuz diye bağırırken. Biraz da Nazgül Hava Kuvveti. Rohan'ın bütünlüğünü şey yapıyor. Saymaz'dan geliyor Saruman. Yok, çok fantastik düşünmeyin arkadaşlar. Mod %99 geyik, %1 şey. Gerçekçilik mi diyeyim? Yok, bağlantılı aslında yani. Sonuçta konuların gelişatı eventlere bağlı olarak öyle ama ya savaşlar çok daha erken çıkabiliyor. Abuk subuk şeyler olabiliyor falan. Onlara çok takılmayın yani. Bu boşu boşuna takılırsınız. Askerleri de geliştirelim.
Trafford gittik. Şimdi buradan gitmeyeceğim çünkü dediğim gibi bu her ne kadar atak bonusu da verse gerisini güzel etkilemiyor ama bu taraf güzel etkileyecek bizi. Light tank model için şeyimiz var. Doktrine gidiyor. Şuradan bir gidip şuradan armor tech için şey alabilirim. Heavy tank yaparız. Faction'lar var, var. Özelliği için siyah abiler deyince yalnız beni kaybettin. Hayır, demin çağırdık onları. Onları şey olarak kullanabiliyorsunuz. General olarak kullanabiliyorsunuz. Mesela Witch King of Angmar var. Out of Supply ve Fort Buster şey var. Mesela Camel var. Camel Desert Fox ve Swamp Fox. Onu Dead March'ta kullanacağın yani daha bariz olamaz zaten. Panzer Leader var. Hill Fighter var. Ki Hill Fighter buralarda aslında yapabilirsin. Mountain gerçi oralar. Mountaineer'ımız var mı? Jungle Rat. Bearer of Artillery varmış. Aa bak enteresan. Witch King tabii ki. Tabii ki. Hemen başına da Goth Mog'u vereceğiz. Şu arkadaşlar biraz can sıkıcı. Atlı istemiyorum ben. Orka çevir hepsini. Goth Mog'a da ver. Division Recovery anasını satayım. Şu dayıya da Camille'i verelim. Tamamdır. Aynen genel olarak çağırıyorsunuz. 6 skill'lı başlıyor evet. Diğerlerinde nasıl bilmiyorum. Gondor'da falan Boromir'dir, Aragorn'dur. Ne kadar iyi bilmiyorum. Çarpışırken göreceğiz artık onları. Aleykümselam. Boromir öldü. Konuya çok hızlı başladık. Power Rangers diyor. Manyak bize. Hemen şunu da yapalım. Doktrin bonusu gelecek. O yüzden şimdi yapmayacağım onu. Biraz bekleyeceğim. Light Tank'e %50 bonus verdi. Şu an kurtarmıyor %50. Şöyle devam. Göstereyim güzel kardeşlerim. Gösterdim. 10 kere daha da göstereyim. Burada bir Soviet Union'ımız var. Evet. Gerçek bir Soviet Union ve yıkmamış. Orada duruyor o Soviet Union. Hiçbir şey yapmasa da o bizim Soviet Union'umuzdur. Ak ağaç yanmak istiyorsa biz kimiz ki tutalım. Yani. Entlerden kauçuk şeyi yapacağız ticareti. Haritada bayağı bir resource var bu sırada. Özellikle Gondor'da falan epey bir resource var. Yani ve petrol kaynıyor. Hani böyle acı abuk subuk bir resource şeyi var oyunun. Yığınağı var. Doktrinde yapalım. Oyunun yayına gelen sesi değil o ya. Oyunun kendi sesi kısıkta. Uçak süren ork görmek istemiyoruz. Değil mi? Kas süren orklar düşünsene ya. Mal mal orklar kas sürüyor böyle. Şimdi output için buradan gidebiliriz. Evet güzel olur ama daha Fate of... Neyse hadi alalım ya. Oradan gidiş alalım. Mordor Hava Kuvvetleri hiç sorma. Niye et yemiyoruz? Nasrill Concern var. Light Air Company'yi de yap. Tank süren cüceler daha kötü. Mithril tankı lütfen. Adını da hani zikredersek arada. 6'ydı değil mi? Komple kapat. Biraz şey yapacağım. Hayır o daha acele etmiyoruz şu an. Dur. 6, 8, 9 tane lazım. Tek bir sıra üretelim. 2 tane 24'lüğüm olacak. Gerisini tank yapmaya çalışacağım mümkün olduğunca.
Şunu da yapalım. Bir de Division'ları biraz geliştireceğim şimdi. 30'luk Division yapmayı planlıyorum. Archer'lar ön planda olacak biraz Crossbowman'larla beraber. Yedeğe de bir Engineer, bir Recon koyarsak support'u da koyardı. 34 oldu. Biraz eksiltebiliriz o zaman. 30. 30 ama iyi vuruyor şu an. Hard save falan da var. Organizasyon falan da fena değil. İyi yani. Minimize Death Toll yaptık. Specialized Units gitmeyeceğim. Armored Units gideceğim. Tank ağırlıklı oynayalım. Çünkü dediğim gibi oyun çok sıkışıyor. Aleyküm selam. Kargaya binen orklar çıkacak şimdi demiş. Mitril ne demek? Eyvahlar olsun. Yüzüklerin Efendisi'ni izlemeyip buraya gelenler bayağı çıldıracak galiba bu akşam. Modun ismini bana sorman gerek yok. Başlıkta var zaten onlar. Mordor Demokratik Cumhuriyet. Gondor'da falan mesela demokratik gözüküyorlar. Ama yani olmaları çok oksimoron bir durum. Kralları var heriflerin. Kral var ama demokratlar. Çakma Gondorlu demokratlar. Tank süren orklar vardır canım, diyor musun? Aragon Gondor'un kralı oluyor. Mesela bunu ayarlayamamış. Biraz fazla erken oluyor bu. Buradaki gidişatı şey yapamıyor herhalde. Mesela Theoden daha yeni kurtuldu. Grima'dan daha yeni kurtuldu Theoden. Hani orada bir tutarsızlık oluyor. Evet. Fate of Mordor'dan gideceğim. Uçağa çok şu an gitmeye gerek yok. Artık yavaştan şeye doğru gidelim. Vekil Harç lütfen demiş. Vekil Harç diye artık kralı var. Tanklar Nazgul değil. Tanklar düz tank arkadaşlar. Nazgul falan değil. Army moral. Ver bakalım. Yalnız şeyler de ilginç. Mesela bak, Army Regroup ve Army Moral var. İki kere %8 recovery rate veriyor sana. Bayağı iyi başlıyor aslında askerlerin savaşta. Devamlı tükürüyorsun düşmanın kafasına asker. Gondor'u puppet yap demiş. Osgiliath Orvor yok. Keşke onu koysaymış. Yani o biraz şey olabilirdi. Direkt Rallied Troops var. Ya bunlar çok güzel bonuslar veriyor dediğim gibi. Ama şu an şey yapamıyoruz onu. Shoot Down the Eagles var mesela. İlginç şeyler var. Ver decryption, ver bakalım. Faşizm var ya ülkede. Stability falan güzel ama ya. İzlemedim, pişman değilim demiş. Sen bence bayağı pişman olmalısın da neyse. Filler yok. Yok arkadaşlar, daha onlar eklememiş şeyler. Fanteziye girmeyin. Bilmiyorum, puppet yapınca ne olur. Denemedim. Bunun multisini yapalım. Manyağa bak. Bunun multisi yapılır mı lan deli? Play the long game diyorum. Sweet Victory'ye gitmeye gerek yok. Güzel. Hava doktrini yalnız gidiyoruz, iyi güzel de biz burayı unuttuk. Asıl kara doktrini duruyor anasını satayım. Arkadaşlar haritayı gösterdim artık. Yeter, daha nesini görmek istiyorsunuz? Harita işte daha. Allah Allah. Haritayı göster, haritayı göster. Sauron insan mı yakıyormuş? Evet, neredeyse bütün Mordor'u doldurduk.
İşte gelişmiş bir endüstri, gelişmiş bir Mordor. Sauron döneminde oldu bunlar. Yazınız bir kenara, başkasının değil. Sağ ol sana iyi seyirler. Play the long game'i dedik. Seek allies in the west diyebiliyoruz. Batıdakilerle ally olabiliyoruz. Önce bir east'i halledelim isterseniz. Mordor'da war support %56. Demek ki orklar da barışçıl şeyler barındırıyor içinde. Öğeler barındırıyor içinde. İçeride hani savaşmayalım be falan diyen tipler var demek ki yani. Aga siktir et, savaşmaya gerek yok be falan diye geziyorlar demek ki. Biraz öyle bakmak lazım bence duruma. Şöyle biraz tank birliği yapalım. Motorize Ork Divisionları diyelim. Doğru ismiyle. Mordor komünist yok. Arkadaşlar mod olduğu zaten başlıkta yazıyor ve görünürde çok belli. Yani artık bana mod mu diye sormayın ya. Adam mod mu diye soruyor. Historical özelliği yok, hayır. Eventler historik ilerliyor. Biraz da çok erken şey yapıyor. Eventler kopuyor gidiyor. Bu geyik bir şey oğlum. Millennium Dawn geyik değil ki anasını satayım ya. Hani bunu açıklama gereği bile duymamam gerekiyor da bunu açıklama gereği duyuyorum bir de üstüne üstüne. Tarat. 39'a geçmişiz. Deep Battle. Orklar Deep Battle severler. Tarat, 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 tarat. Aleyküm selam. Niye cevap verirsen sevinirim demiş harbiden. Mordor ülke olacaklar. Aynen öyle. Enedveith Saruman'a boyun eğmiş. Isengard orada bayağı büyüdü. Support birliklerini de unutmayalım bu sırada. Maintenance'ından tut şeye kadar. Dagorlat bize boyun eğdi. Gerçek kralın karşısında kim durabilir? Şunların hepsini kendimize şey yapalım. Dead Marshes. Bak bize boyun eğdiler. Hunters of the Marshes oldu isimleri de. Öyle miydi yoksa? Bilmiyorum, hatırlayamadım. Mordor gençlik kolları başka. İşte bu. Aranan tat. Uçaklar daha yetişemedi. Fabrika sayısı olarak ona denk gelemedim. Rivendell Initiative. Göreceğiz hepinizi, göreceğiz. Rün de bize boyun eğdi. Rün de bize bağlı gördüğünüz üzere. Biz bu Mordor yolundayız yiğidim demiş. Sauron'a karşı omuz omuza mı? Hainler var aramızda. Chat'te hain besliyoruz. Yazık. Pii. Tabii canım, asıl Türkiye var. Theodred öldü. İşte zamanlamada arada böyle farklılıklar olabiliyor. Aragon kral oldu, Theodred öldü yani.
Arada sırada manyak şeyler olabilir. Çok takılmamak gerekiyor. Fül. Bakın Mr. Frodo, bir fül. Harat da bizimle. Tankçı Nazgül'ümüz nerede? Gel buraya. Nazgül olmadan olmaz. Ama dediğim gibi yani çok kısıtlama var sınırlarda. Onu göreceksiniz. Belki de çok hoşunuza gitmeyebilir. Mesela buradan Rohan'a giremiyorum. Burası kapalı bir yer. Ya da Gondor'a buradan giremiyorum. Gondor'a tek girebileceğim yer Osgiliath tarafı. Onun şeyini göreceğiz daha sonra. Entlerle ticaret yapıyoruz. Entler dünyayı satıyor oğlum. Yavşak entler. Arthedain Arnor'u tekrar şey yapmaya çalışıyormuş, birleştirmeye çalışıyormuş. Şimdi biz biraz şu gelişimleri arttıralım. Political power veriyor ve border şey yapabiliyorsunuz. Şu an için çok gerekli şeyler değil bence onlar. War preparation da şu an lazım değil. Seek allies in the West diyelim ve artık yavaştan savaşın fitillerini şey yapalım. Oluşturalım. Deep Ops. Oldu oldu, hepsi oldu. Bug var ya, gelmiyor nedense aşağıda. Event olarak sana boyun eğiyor ama gelmiyor. Diğerleri geliyor komple. Bir tek onda oluyor. Diğerleri zaten yeter. Kuzeyle savaşım. Güneyle bir savaşım yok şu an. Güneyin en büyük faydası cephe olurdu da işte. Olmuyor. Bir de buraya zorla da savaş açılmaz anasını satayım. Çünkü full sıcak. Very hot ve çöl. Yani kendini öldürmek gibi olur. Rohan. Isengard savaş açtı Rohan'a. Aha. Faction'ı al. Hemen. Hemen. Gondor'la ticaret yapmam. Mirkwood'dan alın. Şey. Cardonan falan var şu an. Arnor krallığıyla savaşıyor şey. Enedvet tarafında. Burada da Rohan'la savaşıyor da Rohan'ı yemesi zor gibi duruyor. Angmar'la anlaşalım biz. Şu an Isengard'la zaten anlaşmış durumdayım. Olur, yapmayı deneriz. Kimle oynamamızı istiyorsunuz? İkinci sırada Isengard vardı galiba. Yüzük şeyi bir daha oldu aynı event. Nedenini bilmiyorum. Oha, Rohan'a bak. Isengard'ı yediler. Reformed Isengard oldu. Demokrat Isengard. Enedvet de gitti. Hayda. Önemli elayımız gitti bile. Vallahi gitti herif. Gitti, 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 gitti. Şu neymiş? 1 Mayıs 1940 olunca yapabiliyoruz. En hızlı yapabileceğimiz şeylerden birini yapmaya çalışayım diyeceğim de. Zaten büyük oranda yapmışız. İyi o zaman. Kısa süreli bir şey olsaydı onu yapacaktım. Var. Hepsi general 9'u.
Geek from Faction yes demiş. Adam Faction'ı aldım da nasıl koruyayım? Gidemem buradan. Et yeme. Orçun. Tam senlik var ya. Et menüye tekrar konuluyor. Çok önemli. Construction yaptık. Sentetik gidebilirim aslında ülkenin geleceği için. Mordor sentetiği buldu. Dağılın anasını satayım. Yani eklenecek çok bir şey yok. Naval Company ekleyelim. Deniz olmayan Mordor'da. Hak yeme eti. Hedef Osgiliath. Itilien'in claim'i varmış burada ya. Itilien. Free Itilien diye şey yapabiliyor. Aa, şeyleri araştırma. Tank bonuslarını alıp hiç araştırmadım. Şu yüzüğü almayı deniyoruz. Bakalım nasıl olacak. İşe yararsa yürü ya kulum. İşe yaramazsa hassik değil iyi. Yanındakileri de geliştiriyorum. Ben işte böyle bir liderim. Herkes bağırsın Sauron ulan diye. Aynen öyle. New power is rising. Its victory is at hand. Yas Morgul'da havaalanı vardı. İşime yarar biraz. Uçaklar bu sırada şey olarak göstermiyor haritada. Hava üstünlüğü, hava üstünlüğü falan göstermiyor. Yani uçakların hiçbir etkisi olmayabilir. Ben böyle basıyorum falan ama öyle de bir handikap var bu sırada oyunda. Medium tank mi yapsak? Ne var bizde resource? Heavy yapılır ya. Tabii daha önce yapsaydım daha iyiydi. Yüzüğü alamadık. No effect şeyi yaptım bu sırada yanlışlıkla az evvel. Hadi girelim ya artık çok da uzatmanın bir anlamı yok. Uzadıkça herif spam yapacak çünkü spam yaptıkça da hepten şey yapacağız.